popüler şarkı olmayacak. Gece gündüz dinlenmeyecek. Ama çok özel dinleyicisi olacak. Teknolojinin gelişmesi bana yaradı diyebilirim. Çünkü benim bir gazetem var. Artık benim bir televizyonum var. Biraz daha özgürce, biraz daha içimizden geldiği gibi cesaretle kendimizi ifade edebilmenin yollarını bulmalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Çerçevenin altında ismi yazıyordum. Adam Marta Amati. Çok merak ettim kim bu kadın diye. Sana mı kaldı be? Benim kızıma sahip çıkmak. Artistliğin yetti artık. Kalk şuradan kalk. Merhamet dizisiyle adını duyuran başarılı oyuncu Ayşegül Cengiz Akman bu kez izleyiciyi tiyatro sahnesinde sergilediği tek kişilik oyunu Tekinsiz'le karşılıyor. Ortamda ışık olmama durumunu ima etmeye çalışıyorum elbette. Karanlık kelimesinin yasalara ve töreye uygun olmayan anlamdaki kullanımından bahsetmiyorum buna mesela. Karanlık işlere bulaşmışsın, sen de öyle bulaşma. Yoksa karanlığa gömülürsün. Burada kullandığım karanlık kelimeleri yeni bir çocuk kurdu. Biraz karanlık oldu. Cümlesindeki karanlık kelimesinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu ayırt edemiyorsun diye gazetiyorum. Bir çocuk kurdum cümlede yani karanlık işlere bulaşmışsın. Sen de öyle bulaşmıyorsun. Karanlığa gömülürsün cümlesini kullandığım ve kullandığım karanlık kelimesini ne olacağı belli olmayan soru belli olmayan anlamda kullandığını dikkat edersen. Akman'ın usta Fransız oyuncu ve palyaço Amede Bricolo ile ortak bir çalışma yürüterek sahnelediği oyun seyirciye ezber bozan bir performans vaat ediyor. Oyun 27 Mayıs'ta No Act sahnede, 29 Mayıs'ta ise Kadıköy Tiyatro'nda sanatseverlerin karşısında olacak. Akman yazdığı, yönettiği ve sahnelediği Tekinsiz'i seyir dünyasına anlattı. Oyunda deli bir kadın var, akıl hastası bir kadın. Akıl hastası olan kadınımız hastaneden kaçıyor. Ondan sonra kendisini bir tiyatro sahnesinde buluyor. Oyunu başlamak üzere olan kurulu bir tiyatro sahnesinin içine düşüyor. Sonra bunun üzerine olaylar gelişiyor. Bütün hikaye aslında bu zemin üzerinde gelişti. Bu bir fikir olarak önce başladı, geldi yani. Sonra fikri geliştirirken tabii çok zengin bir ifade olanağı verdiği için içine birçok hani hikaye, anlatım biçimi koyma şansımız oldu diyebilirim. Hadi buraya otur, hadi buraya otur ve sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen sen de ben de emin ve bana yardımcı olmaya çalış. Üç kuşlukları kapat. Amede ile oyunu daha clown üzerine oturtup ya da clown'u araç olarak kullanıp yani palyaçoyu araç olarak kullanıp benim oluşturduğum kadınla bütünleştirdik diyebilirim. Yani kısaca anlatmam gerekirse. Hem yazım süreci hem de sahneleme süreci bir arada gitti. Yani sahne üstünde çalışarak, doğaçlamalar yaparak, sonra yazarak, sonra tekrar çalışarak, sonra Amede ile buluşarak gibi bir süreç oldu bu. Yani hani önce yazdım sonra sahneledik gibi olmadı. Belli bir aşamaya gelince ön gösterimler yaptık. Stüdyo oyuncularında çalıştım ben bu oyunu. Bana çok ciddi destek verdi hem stüdyo oyuncuları hem de oradaki arkadaşlarım, reji ve dramaturji ekibi. Güzel bir ekiple keyifli bir çalışma yaptık diyebilirim. Sevgili aşkım. O delilik halinden biraz faydalanmak istedim. Biraz daha özgürce, biraz daha içimizden geldiği gibi cesaretle kendimizi ifade edebilmenin yollarını bulmalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Ve bu oyunun ben hem çalışırken hem de seyirciyle buluşurken en çok önemsediğim kısmı bu açıkçası. Yani o cesaret, o coşku, o delilik halinin içinde taşıdığı, tırnak içinde delilik halinin içinde taşıdığı bilgelik. Peki sen... Şahika Tekant ve stüdyo oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başlayan oyuncu Gonca Gül Sunar ilk albümü En Uzak Yakını Garaj Müzik etiketiyle dijital müzik platformlarında yayınladı. Sunar'ın albümünde kendi yazdığı ve bestelediği 8 şarkı yer alıyor. Neredeydin?
Gonca Gülsunar, En Uzak Yakında yer alan Neredeydin şarkısının klibinde yakın arkadaşı oyuncu Levent Can'la birlikte rol aldı. ...1996'da ilk albümü Teoman'ın piyasaya çıkmasından itibaren geniş bir hayran kitlesi edinen rock müziğin özgün sesi Teoman yeni bir single'la karşımızda. Teoman, 3. albümü 17'de yer alan, söz ve müziği kendisine ait olan Rüzgar Gülü şarkısını yazılışının 20. yılında yeni versiyonuyla dinleyicilerine sundu. Rüzgar Gülü 2019 Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Türk pop müziğinin en özel seslerinden İzel, Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan Kendiliğinden Olmalı adlı albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Yepyeni zaman çizelgesinde askıda kalmış bir zaman. Ulusların, dillerin ve kavramların birbirine karıştığı bulaşık bir yerküre. Tüm kürenin uyum sağladığı Bulaşık Uluslar Meclisi teftişi altında uyumsuz bir ülke. Çarlık Rusyası'ndaki yönetime, devletin tüm kurumlarının yozlaşan, rüşvetle çıkara dayalı ilişkilerini anlatan Gogol'un başyapıtı Müfettiş adlı eserden uyarlanan teftişör, tiyatro adam tarafından izleyiciyle buluşuyor. Oğuz Utku Güneş tarafından yönetilen kahkahalarla dolu bu distopik komedyada Barış Yıldız, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Çağdaş Tekin ve Çetin Kaya yer alıyor. Teftişör 28 Mayıs'ta Baba sahnede izlenebilir. B planının dört göçmenin yuva arayışlarını anlatan ödüllü oyunu Yuva izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyun merkezine koyduğu yersiz yurtsuz, her şeyini geride bırakmış, buraya yabancı dört göçmenin yuva hasretini anlatıyor. 22. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Özlem Zeynep Dinsel'e yılın en başarılı kadın oyuncusu, Sami Berat Marçalı'ya ise Cevat Fehmi Başkut özel ödülünü kazandıran oyunda ayrıca Bora Akkaş, Erol Ozan Ayhan ve Saim Karakale yer alıyor. Yuva 26 Mayıs akşamı Toy İstanbul'da. Aksi gibi İnce İş, Asker Doğmayanlar, Jet Rejisör Çetin İnanç kitaplarıyla tanıdığımız Pınar Öğünç bu kez Beter Otu'yla karşımızda. Öğünç, İletişim Yayınları'nın yayınladığı Beter Otu'nda muazzam bir gözlem heyecanının süzgecinden geçen 10 yeni hikaye anlatıyor. Her hikaye günümüz Türkiye'sinin aslından da fazlasını sunan fotoğraf kareleri niteliğinde. Beter Otu'ndaki öykülerin ortak noktası hepsinin büyük bir manzaranın küçük birer parçası olması. O küçük parçalar da kendi içlerinde yeni manzaralar anlatıyor. Beter Otu, okuyucuyu her gün gördüğü şeyleri başka bir gözden okumanın, başka birilerinin de onun gördüklerini gördüğünü bilmenin hazzına eriştiriyor. Murat Kahraman, 2005'te yayımlanan ilk romanı Çığlık'ta, 12 Eylül öncesi yaşanan sol içi şiddeti bütün kabul edilemezliğiyle gözler önüne sermişti. İkinci kitabı Gökyüzünü Kaybeden Kartal'da Dersimli bir Ermeni ailenin Pozatlı Gregoryanların trajik öyküsünü ailenin hayatta kalan üyelerinin ağzından aktarmıştı. Kahramanın ikinci romanı Bitmeyen Veda Sancı Yayınlarınca yayınlandı. Kahraman Bitmeyen Veda'da avcının ve avın her an yer değiştirdiği bıçak sırtı bir coğrafyayı Dersim'e anlatıyor. Popüler şarkı olmayacak. Gece gündüz dinlenmeyecek. Ama çok özel dinleyicisi olacak. Teknolojinin gelişmesi bana yaradı diyebilirim. Çünkü benim bir gazetem var. Artık benim bir televizyonum var. Yalnızlık, göç, sürgünde bir hayat. Tüm bunların yanında kemana aşık bir kadın, Madame Amati. Yazar Rita Ender, son kitabı Madame Amati ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarında doğan ve sonraki yıllarda yaşananlar sonucu savrulduğu İzmir'de yeni bir hayat kurmak için çabalayan keman sanatçısı Madame Amati'nin hikayesini anlatıyor. Aras Yayıncılık etiketiyle raflarda olan Madame Amati, Avrupa'dan İzmir'e uzanan keman ikonunun yaşamını fotoğraflar ve belgeler eşliğinde irdeliyor. Madame Amati okurlarla buluştuğu sarsıcı bir hikaye anlatıyor.
Madame Amati kimdir ve sizin ona rastlama süreciniz nasıl oldu? Benim için de sarsıcı bir hikayeydi. Madame Amati bir müzisyen. Ama ben ona bir sinagogda rastladım. Aslında fotoğrafına rastladım. İzmir'de, bugün Karataş olarak bilinen semtte, Bet İsrail isminde bir sinagog var. Çok eski bir sinagog. O sinagogun ikinci katı bugün müzeleştirilmiş durumda, bir müze gibi kullanılıyor. Orada bir org duruyordu. Orgun üzerinde de bir çerçeve, çerçevenin içinde de bir böyle hafif tambur duruşlu, yaşını başına almış bir kadın vardı. Altında da, çerçevenin altında ismi yazıyordu, Madame Marta Amati. Çok merak ettim kim bu kadın diye. Ve aslında bu soruyu sormamla başladı benim onun hikayesine olan merakım ve sonrasında da biraz peşinden gitmiş olmam. O süreç nasıl gelişti? O biyografisini çıkarma süreci, o araştırma süreci nasıl gelişti? İlk duygum meraktı. Çünkü normalde bir Yahudilikte ikonlara, fotoğraflara izin yok. Hele hele bir kadının fotoğrafının bir sinagogda olması beni etkiledi ve merak ettirdi. Kim bu kadın ve niye burada var? Belli ki önemli biriydi. Belli ki o sinagogun Yahudileri, yani o sinagogun üyeleri tarafından onurlandırılmıştı. Ve sormaya başladım merakımı gidermek için. Kim bu kadın ve neden burada? Sordukça fark ettim ki Bet İsrail Sinagogu'nda yıllar boyunca her düğünde keman çalmış Madame Amati ve o yüzden oradaymış. Yani İzmirli Yahudilerin hatıralarında çok çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardı. Yani hem de sesli bir yeri vardı. O müziği, sesini veren kadındı o. İzmir'deki Yahudi cemaati şu anda hayatta bulunan, hani işte hani ve öyle bir kuşak ki o, onların düğünlerinde de çalmış Madame Amati. Gerçekten kim olduğunu aramaya başladım. Madame Amati 30 yıl önce vefat etmiş birisi. Ve çocuğu olmadığı için, ailesi daha doğrusu olmadığı için onunla ilgili özel belgelere ulaşmak neredeyse mümkün değildi. Madame Amati diye bildiğimiz bu kadın aslında Marta Schwenk olarak doğuyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda, bugünkü Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Felder isimli bir kasabasında dünyaya geliyor. Daha sonrasında Budapeşte'ye gidiyor ve bir konservatuvarda müzik öğrencisi oluyor. Cenab-ı Bay'ın öğrencilerinden biri oluyor ve çok başarılı oluyor. Dönemin bütün gazetelerine adı çıkıyor. Bir konserlerin haberleri yapılıyor. Ve daha sonraki takip eden yıllarda bu konserleri Avrupa'nın çeşitli yerlerinde vermeye başlıyor. Onlar da gazetede haberleşiliyor. Bu gazete haberlerinden bir dönemde 30'lu yılların başlarında soyadı değişikliği gözüküyor. Marta Schwenk artık Marta Amati olarak alınıyor. Kitabı yazma sürecinde söyleşi yaptığım Marta Amati'nin öğrencilerinden bir tanesi, o bir dönem İtalya'da bulunduğunu ve bir gönül ilişkisi olduğunu, Amati'nin de bu gönül ilişkisinden gelebileceğini söyledi. Ben biraz sahne adı olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü Amati aslında bir keman markası ve hayatını kemana adamış bir kadının soyadını bir kemanla özdeşleştirmiş olmasının muhtemel görüyorum. Ve daha sonra Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı dönemine denk gelen zamanda Almanya'da iki Nazi subayı tarafından saldırıya uğruyor. Ve saldırırlarken Nazi subayları kendisine Yahudi domuzu olarak sesleniyor ve o sırada sahnede olan Madame Amati'yi tartaklayarak sahneden indiriyor. Bu çok, tabii hüzün ve çok gerçek bir hikaye o diye. Buraya gelmesine, kaçmasına sebep oluyor. Kaçıp kurtulmasına sebep oluyor. Dönemin Nazi belgelerinde Marta Schwenk'in ismi Yahudi müzisyen olarak geçiyor. Fakat Türkiye'ye geldiğimizde bir Yahudi olarak yaşamıyor. Yani bir kendine nasıl tanımlıyor ve kendini ne kadar hangi kimliğiyle ifade ederdi onu ben bilmiyorum. Ama başından beri o sinagogla bir Yahudi kültürüyle bir bağ kurduğunu biliyorum, hissediyorum. İzmir'in müzik tarihinde kırmızı rujlu bir kadın olarak yeri var. Pek çok insana müzik dersi vermiş İzmir'de doğan, büyüyen, yani çok 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 önemli o anlamda ve daha da önemlilerinden bir tanesi İzmir Müzik Okulu'nun, yani bugünkü adıyla konservatuvarın kurucuları arasında ilk keman öğretmeni.
Bu da bugün hala oradaki fotoğraf, 9 Eylül Üniversitesi'nde kurucular arasında fotoğrafı var. Yahudi kimliğini burada yani saklaması ya da yaşamaması, çok ciddi bir travma olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kaçmasıyla mı ilgili, yoksa acaba Türkiye'de geldiği yıllarda diğer azınlıkların ve Yahudilerin yaşadıklarından duyduğu tedirginlikle mi ilgili? Bunu da sormak isterdim ama bunların cevabı Madame Amati'de. Norveç'in önde gelen caz, füzyon piyanist ve klavyecilerinden olan Jan Gunnar Hof, Türk müzisyenlerle gerçekleştireceği yeni projesiyle tekrar Akbank Sanat'ta. Hof'a gecede Basta Enver Muhammed'i, Davul'da Burak Cihangir'le eşlik edecek. 2013 yılında Hof Ensemble'la kaydettiği Quiet Winter Night ile Grammy ödülüne aday olan Hof, solo ve grup lideri olarak 20 albüm yayınladı. Tromsø Arctic University ve Kristiansund University of Agder'de müzik profesörü olan Hof, 2014'te Fly North albümüyle Norveç Grammy ödülüne aday olduktan sonra Norveç cazının en prestijli ödülü olan Buddy Award'u kazandı. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, tropikal ritimler ve Latin ezgileriyle %100 Stüdyo İstanbul'da. Bolerolar, salsalar, çaçalar ve özel sürprizlerle dinleyenlere eğlenceli bir gece vaat eden grup, sadece Latin değil, Türkçe şarkılar da seslendirecek. Yenilikçi tarzıyla müzik dünyasına taze bir soluk getiren Gaye Su Akyol, İlk Performans Hall Beşiktaş'ta sevenleriyle buluşacak. İlk albümünden bu yana tarzıyla ve sesiyle beğeni toplayan Akyol'un ilk solo albümü Develerle Yaşıyorum, 2014 yılında yayınlanmıştı. Develerle yaşıyorum. Hologram İmparatorluğunu, 2018'de İstikrarlı Hayal Hakikattir'i çıkaran yorumcu, yurt dışında pek çok önemli festivalde de sahne aldı. Sinema severlerin merakla beklediği usta İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzalı Disney uyarlaması Aladdin, vizyonda izleyiciyle buluştu. Aladdin, günlerini hırsızlık yaparak geçiren fakir bir gençtir. Aladdin'in şansı, harikalar mağarasından sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambada eğlenceye düşkün, neşeli ve üç dileğini gerçekleştirme şansına sahip bir cin vardır. Filmde masalın sevilen karakteri Lamba Cinine usta oyuncu Will Smith hayat verirken ona Mina Masood ve Naomi Scott eşlik ediyor. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside. Kolay gelsin abi. Aykut Enişte bu hafta vizyona giren tek yerli yapım olarak karşımıza çıkıyor. Ali Kundilli filmleriyle tanınan Cem Gelinoğlu ile Giray Altınok'un senaryosunu yazdığı film bir aile komedisi. Ha, bu arada babanız 8'de sevgilinizle birlikte sizi yemeğe bekliyor, öyle dedi. Benim sevgilim yok ki. Beni bu duruma siz soktunuz, siz geleceksiniz akşam yemeğe. Ben gelemem. Film, kendi halinde kimsesiz biri olan Aykut'un kendini bir anda iki farklı ailenin damadı olarak bulmasını
ve devamında yaşananları anlatıyor. Cem Gelinoğlu'nun aynı zamanda başrolünde olduğu filmde Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan ve Ali Erkazan yer alıyor. Bana artık enişte deme. Ya niye enişte ya? Bak hala. Dünya premierini 71. Cannes Film Festivali'nde yapan ve belirli bir bakış bölümü en iyi film ödülünü alan Sınır, İranlı yönetmen Ali Abbas imzası taşıyor. İsveç'in önemli romancılarından John Ivy de Lindquist'in aynı adlı eserinden uyarlama olan film, fiziksel görünümü diğer insanlardan farklı olan gümrük memuru Tina'nın kendisine benzeyen bir erkekle tanışmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ava Melander ve Ero Milonov bulunuyor. Türkiye'de ilk olarak 38. İstanbul Film Festivali'nde göreceği çıkan Sınır, geçtiğimiz yıl İsveç'in Oscar aday adayı seçilmiş ve en iyi saç, en iyi makyaj tasarımı dalında Oscar kazanmıştı. Justin P. Lange'in yönetmenliğini üstlendiği korku türündeki Karanlık Lanet, içinden kimsenin sağ çıkmayı başaramadığı ormanlık bir bölgede yaşanan olayları anlatıyor. Şeytanın İni adı verilen bu bölgede yıllar önce vahşice katledilen genç bir kızın ruhu dolaşmaktadır ve ormana adımını atan herkese avlamaktadır. Filmin oyuncuları Nadia Alexander, Toby Nichols ve Karl Markowitz. Vizyona giren bir başka korku yapımı Şeytanın Kapısı. Film, İrlanda'da rahibeler tarafından işletilen Magdalen çamaşırhanelerinde yaşanan tuhaf olayları araştırmakla görevli iki rahibin yaşadıklarını anlatıyor. Lalo Roddy, Kieran Flynn ve Helena Breen filmin başrollerinde. Bless me, Father, for I have sinned. Araştırmamı yaptım. Pek çok ülkede koca ayağı andıran canavarlar var. Koca ayak mı? Kesinlikle koca ayak. Acemi Kaşifler, Görevimiz Koca Ayak, çocukların beyaz perdede izleyebileceği alternatif filmlerden. Genç ve acemi bir dedektifin yolu, yanlışlıkla yerel bir üniversitede çalışan antropoloji hocasıyla kesişir. Hayırsever birisi tarafından desteklenen Nelly ile obsesif Simon, kendilerini kanıtlamak için bir maceraya başlar. ...17 şarkılık bir albümle dinleyiciyle buluşacağını açıkladı. Haluk Levent, Mayıs ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak olan son albümünü ve Ahbap platformunu seyir dünyasına anlattı. Genelde single'lar çıkarılan bir dönemde 17 şarkılık bir albüm yapıyorsunuz. Albümün içeriğinden biraz bahseder misiniz bize? Şöyle bir şey oldu. Bu 17 ya da 18 şarkı artık öyle diyorum. 10 tanesini... Program yayınlandıktan birkaç gün sonra yayınlayacağız. Diğer 8 şarkı üzerinde de hala çalışmalarımız sürüyor. Biraz eksiklikler var. Bunları da hemen 2 ay sonrasına çıkartacağız. Yani dolu dolu bir Haluk Levent albümü olmuş olacak. Bu da bizi single yerine albüm yapmanın zorluklarını ne kadar bilsek de çok mutlu edecek. Çünkü albümün şöyle bir avantajı var. Evet, daha az ticari single'a göre. Single'da çıkartırsınız, tek tek şarkıları söylersiniz. Fakat albüm bir sanatçının tarzını da oluşturan bir şey. Hani bir yemek gibi düşünün. Fast food yapamıyoruz biz. Biz yemek öncesi, aperatifidir, yemeğidir, tatlısıdır, çorbasıdır. Hani birazcık ona benzetiyorum. Neden? Çünkü bir şarkı vardır. Aslında piyasa normlarında çok tutacak bir şarkı değildir. Çok tıklanacak bir şarkı değildir ama ben onu çok seviyorumdur ve onu söylemek istiyorumdur. Mesela albümde böyle şarkılar var. Hani evet, popüler şarkı olmayacak, gece gündüz dinlenmeyecek ama çok özel dinleyicisi olacak. Çok özel. Onlar da benim dinleyicim. Ben onları düşünmek zorundayım. Sadece popülist olacak şarkıları yayınlarsam zaten single mantığı olur. Ama ben
beni dinleyenlere sadece popülist olanlar değil, hani çok özel olan şarkıları da dinlenme fırsatı vermem gerekiyor. Dünyanın bütün gruplarında öyledir. Her şarkısı çok popüler olacak diye bir şey yoktur ama grubu grup yapan da o şarkıların birleşimidir, dinamizmidir. Mesela Paul McCartney'nin Roasted albümünde biliyorum ben. Hani orada Darling Lonely People falan çok popüler olmamıştır. Ama benim için o albüm, o şarkı, o albümün dinamizmidir. Hani dinleyici de böyle bakıyor sanatçıya. Ben de böyle yaptım. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzunda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Anadolu Rock müziğin temsilcilerinden birisiniz. Şu anda müzik dünyasına bakınca ne görüyorsunuz? Sizce müzik değişti mi ya da değişiyor mu Türkiye'de? Anadolu Rock ölmeyecek bir müzik tarzıdır. Çünkü biziz. Biziz yani. Bunun için müzik temsilcileri zaten, Anadolu Rock temsilcileri benden ayrı da çok insan var. Ben yapılan başarılı bir müziği alkışlamaya dinden razı olan bir insanımdır. Onun için Anadolu rock müziği günümüzde iyi temsil edilecek, çok daha iyi temsil edilecek, çok daha iyi yerlere gelecek, modern soundlarla birleştirilecek. Biz bu yıllarda, daha doğrusu binlerce yıllık Anadolu kültürünün, Anadolu ritimlerinin, Anadolu dokunuşlarının müziğimize yansımasını istiyoruz. Ben tam olarak yapıyor muyum? Hayır. Ben tam olarak Anadolu Rock'ın tam en güzel şekli icra ediyorum diyemem. Yanlış yapmış olurum ama tatlar veriyorum. Bazen ritimler veriyorum. Bazen türkü tatları veriyorum. En azından dinleyicime var olan dünyadaki o modern rock dediğimiz o batı rock müziğinden farklı tatlar sunmaya çalışıyorum. Çünkü bu biziz diyorum. Dinleyici de bunu alıyor. Umarım çok daha güzel olacak. Evet, bizden bir şeyler olduğu için galiba daha çabuk alabiliyor sizin dinleyici de onları. Peki pek çok albüm çıkardınız kariyeriniz boyunca. Siz son albümünüzü nereye koyuyorsunuz müzik kariyerinizde? Şunu söyleyebilirim. En fazla emek harcanan albüm diye adı olabilir. Yani yıllardır çalışıyorum bu albüme. Yani en fazla emek sarf ettiğim albüm diyebiliriz. Peki. Ahbap platformuyla müthiş işler yapıyorsunuz. Sosyal medyada da aktifsiniz. Sizin de çok inişli çıkışlı zamanlarınız oldu hayatınızda. Pek çok şey de yaşadınız kariyeriniz için, özel hayatınız için. Ahbap aslında bir anlamda sizin de biraz kurtarıcınız gibi bir şey oldu diyebilir miyiz? Siz kendinizi kanaat önderi olarak görüyor musunuz Ahbap'a bakınca? Yani bu size biraz fazla bir sorumluluk yüklüyor mu? Yorulduğum çok bariz. Ahbap bir emekti. Hala emek harcıyorum. Sizin röportajınızdan sonra bir hastaneye uğramak zorundayım. Sizin röportajınızdan önce de sabahta bir ailenin yanındaydım. Emek bu. Ne kadar emek harcarsanız bir işte o iş o kadar sağlıklı bir yere gelir. Ahbap benim kurtarıcım falan olmadı. Yani öyle bir durumu hiç hissetmiyorum. Çünkü Ahbap'ta yaptığım işleri ben daha önce de müzik dünyasındayken yapıyordum. Kurtarıcı olan biri varsa benimdir. Benim yeni hayata dair yeni projelerim, yeni duruşum. Yeni duruşum derken belki biraz şey olabilir ama hayata dair duruşum, duruşumu devam ettirişim. Beni kurtaran tek şey teknolojinin gelişmesidir. Çünkü ben daha önceki dünyada iletişimim pek yoktu. Basın dünyasıyla hiç iletişimim yoktu. Ve kendimi iyi ifade ettiremiyordum. Röportajlarımda olsun, basında gösterilebilecek görüntülerde olsun hiçbir zaman kendini iyi ifade ettiğimi düşünmüyorum. Ben teknolojinin gelişmesi bana yaradı diyebilirim. Çünkü benim bir gazetem var. Artık benim bir televizyonum var. Ben kendimi
dinleyicilerime daha rahat ifade ettiriyorum. Onun tersi de makul. Belki de bugüne kadar tanıdığınız sanatçılar sadece gazete haberleriyle gördüğünüz eski tarzda televizyonlarla gördüğünüz sanatçıların sosyal medyadan sonra aslında çok farklı olduğunu da görmüş oldu insanlar. Ya da işte diyor ki abi sen hiç güleceksin diye bir imaj vermiyordun. Hayatın boyunca somurtan bir adamdın gözümde diyor takipçilerinden biri. Bir tanesi diyor ki abi sen şaka mı yapıyordun? Yani şaka yapacak bir adam olduğunu düşünmüyordum diyor. Bir tanesi ben senin bu fikirlerin böyle olduğunu bilmiyordum diyor. Hani benim beni o imajdan kurtaran kendimi iyi ifade etmem oldu diyebilirim. Çünkü herhangi bir olay karşısında tepkimi yazarak, kendim yazarak söyleyebiliyorum ve bu beni çok rahatlatıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Ne farklı yorumladınız İzmir Marşı'na. O düzenleme nasıl oldu? Sizi bu düzenlemeye iten, yani farklı bir yorumla İzmir Marşı'nı söyletmeye iten şey neydi? Çok da güzel, çok beğenildi. Çanakkale türküsü içerisinde 20 küsur yıldır söylediğim şiiri biraz daha hareketli olan, biraz daha marş havası olan İzmir Marşı içerisinde söyleme kararı aldım o dönem. O dönem kararı almamın nedeni de referanduma gidiliyordu. Herkes fikrini söylüyordu. Çok doğal bir ortam. Ben de fikrimi şarkıyla ifade etmeye çalıştım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsediği ilkeleri benimsiyorum dedim. Ve onun tarihsel misyonuna baktım ve İzmir Marşı öyle çıktı. Aslında ülkemizde bir kutuplaşma mevcut. Hani hem müzikte, siyasette de var, sanatta da var bu kutuplaşma. Bu sizi nasıl etkiliyor? Hani her alandaki kutuplaşma sizi, üretiminizi nasıl etkiliyor müzikte mesela? Doğrusunu söylemek gerekirse kutuplaşmalar ve çelişkiler, hatta ülkenin içinde bulunduğu durumun yapısı iki şeye yarar. Bir tanesi mizaha yarar. Çünkü bir ülkede ne kadar çelişki varsa, ne kadar ötekileştirme varsa mizah ondan beslenir bir şekilde. Hani mizah derken bu da mı oldu deyip gülümsersiniz. O anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir tanesi de yazara yarar. Yazmak isteyene yarar. Baskı ne kadar olursa insan o baskıyı hissettikçe onu yazmaya yarar. Hani müzik aslında bu dönemde çok daha ileriye gidebilmeli. Özellikle protest anlamında gidebilmeli, barışçıl anlamda gidebilmeli. Gittiğinde tanık oluyorum. Yeni çıkan gençlerde yavaş yavaş politize olan şarkıları görmüyor değilim, görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Tabii keşke bunlar olmasa da gerekirse müzik başka yönlerde gelişsin. Politize olmasın ama yaşadığımız bu ötekileştirmeler yaşanmasın. Toplum birleşsin. İnsanlar barış içinde olsun. Keşke böyle olsa. Galeri Işık, Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılı şerefine Mustafa Kemal Atatürk'e dair çok değerli bir fotoğraf seçkisine ev sahipliği yapıyor. 19 Mayıs'ın 100. yılına özel hazırlanan bu sergide Atatürk'ün fotoğrafları 3 boyutlu olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İzleyiciler fotoğraflara bakınca orada olma hissini yaşıyor. 3 boyutlu demek orada olmak demek veya Atatürk'ün burada olması demek. Çünkü artık çerçeveden çıkıyor. Epey yoğun bir çalışma gerekti. Çünkü bunlar çekim değil. Malum Atatürk'ü 3 boyutlu çekmek mümkün değil. Bunlar birer program çalışması, yani masa başı çalışmasında oluşturduk. Her biri 6-7 saat sürdü her bir kare. 30 kareyi ancak bir ayda yetiştirdik. Böyle bir sergi çıktı. Ve bu bir nevi bir ürün oluyor. Ektiğiniz bir şey çıkıyor. Müzik
sanatçı Ender Enön, hepimizin aşina olduğu Atatürk fotoğraflarına 3 boyut tekniği kullanarak bambaşka bir anlam katmış. Ben çok heyecan duydum çünkü orada tabii 6 saat aynı kareye bakıyorsunuz. Gözlerin içine, burnuna, en ufak mimiğini inceliyorsunuz. Çok yakınlaşıyorsunuz, heykeltıraş gibi. Onu canlandırmaya çalışıyoruz, onunla konuşuyorsunuz. Adeta olmadı, bir daha yap diyor bana, hadi bir daha yap diyorum. Bir de korkuyorum, çekiniyorum, karşımda Atatürk var. Bittiği zaman eğer bana teşekkür ediyorsa oh diyorum. 3 boyutlu Atatürk fotoğrafları 8 Haziran tarihine dek Galeri Işık'ta ziyaret edilebilir. Serginin ilerleyen tarihlerde başka illerde de sergilenmesi planlanıyor. Sanatçı, 107 fotoğraf. Çağdaş odaklı fotoğraf sanatçıları topluluğu üyelerinin çalışmalarından oluşan bağlantılar konulu fotoğraf sergisi İFSAK'ta sanatseverlerin karşısında. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği ev sahipliğindeki sergi, insanın evrenle olan ilişkisini ve insanın insanla olan ilişkisini 107 fotoğraf eşliğinde sanatseverlere sunuyor. Serginin teması bağlantılar. Bağlantılar derken çok yönlü düşündük biz temayı ortaya çıkarırken. Pek çok fotoğrafçı da farklı yorumladı. Yani bağlantılar derken ne anlıyoruz? Kişisel bağlantılar olur, doğayla insan bağlantısı olur, ulvi bağlantılar olabilir. Pek çok bağlantı işin içine giriyor. Gerçekten de pek çok, mesela teknolojiyle insan bağlantılı olabilir. Pek çok fotoğrafçı farklı yorumladı. Sergideki fotoğraflar da o anlamda bağlantılar temasını güzel yansıttı diye düşünüyorum. Fotoğrafçıları özgür bırakmak için aslında biraz da siz ne anlıyorsanız o dedik. Fazla bir açıklama yapmadık. Biraz daha eğlenceli olsun, biraz daha zorlayıcı olsun istedik. Sonuçta gayet güzel oldu. Sergideki eserler yerli ve yabancı fotoğrafçıların bireysel görüş ve duyuşlarının ağır bastığı serbest çalışmaları kapsıyor. Daha sokak fotoğrafları var, anı yansıtan fotoğraflar var, biraz daha çevresel faktörleri içine alan fotoğraflar var. Hepsi farklı alanlara hitap ediyor. Soyut ve somut anlatıların, kavramsal ve deneysel işlerin de yer bulduğu sergi 31 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.